görün hanımlar. Yeleklerde, hırkalarda sıkça kullandığımız koltuk altı kesimini ve artırma işlemini nasıl yapacağımızı işin ustasından öğreneceğiz. Sibel ablacığım yanımda. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok merak ediyoruz. Senin çok güzel de bir yöntemin evet. var artırma noktasında. Örgü örmekten çok hani bu detaylar çok önemlidir. Evet. Yani mesela artış yaparken şu özellikle bebek yeleğinin ön detayında geldiğimizde şurada bir detayımız var. O delik oluşmamasını sağlayacak. Şimdi onu göstereceğim. Her zaman karşımıza çıkıyor çünkü bu artırmalar. Her zaman. Şimdi ben bunu yeleğimizin ön kısmını ördüm. Tam kol altındaki bu artırmaya geldiğimizde şurada 4 saç örgüm var, bir tersim var. Bunun önünde bir artış yapacağım. Bu artış burada delik oluşmamasını sağlıyor. Şu aradaki ilmeği alıyorum. Döndürerek şişime takıyorum. Yani artık öreceğim işlemi burada yapabilirim. Ne öreceksem ben şu anda pirinç örgü olarak ördüm onu. Burada. Ve oradan alarak da artırmış olduk. Evet artırdım. Şimdi yine burada sağ ve solunda artırma yapmam gerekiyor bu bebek yeleğini yaparken. Şu aradaki ilmeği alıyorum. Şu şekilde çevirerek. Takıyorum. Ondan sonra örgüme devam ediyorum. Burada ne öreceksem, pirinç örgü öreceksem, pirinç örgüme devam ediyorum. Düz örgü öreceksem. Bu burada delik oluşmamasını sağlıyor. Güzel artışın çok güzel ilerlemesini. Bir çünkü de, örgü bu tekniklerden besleniyor evet, değil mi? Evet tabii ki. Bir de kesim. Kesim işlemi var. Herkese göre değişiktir ama bu güzel bir kesim oluyor. Kasmayan bir kesim oluyor. Şimdi örüyorum. Diğer ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bunu örüyorum ilmeğimi. Bunu üzerinden geçirerek bu şekilde kesimimi yapıyorum. Hem örüyorum hem de kesimimi yapıyorum. Eğer bu bir ters bir düz lastikse kestiğim şey o zaman ya mesela düz örgümü örüyorum. Bunun üzerinden geçiriyorum. Daha sonra ters örgümü örüyorum. Bunun üzerinden geçiriyorum. O yöntemle lastik örgüde kesimler daha düzgün olur. Eğer düz örgü ise sadece düz örerek bu şekilde örgümü kapatıyorum. Her türlü örgüde uygulanabiliyor bu kesim her değil şey, mi? Her şey ama örgü neyse o şekilde kapatıyorum. Eğer bir ters bir düzse bir ters bir düzümü örüp o şekilde kapatışımı yapıyorum. Böyle ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. Ve bu şekilde de ne kadar muntazam oldu gördünüz mü hanımlar? Kesilmiş oluyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Çok sağ olasın. Bu teknikler bizim için çok çok önemli. Çok. Güzel tekniklerimize de devam edeceğiz elbette. Görüşürüz. Görüşürüz.